İşte oralarda konu komşu, bir gün sana, bir gün bana, bitene kadar geziyoruz köşkünde. Öyle yapıyoruz yani sırayla. Herkes yemece gibi, kimse kimsenin kalbini kırmadan sırayla yapıyoruz. Kış sofralarının vazgeçilmezi erişte hazırlıkları başladı. Şimdi biz baştan bunu unlu eleyeceğiz. Yumurtasını kırıyoruz. Mesela 45 yumurtaya 50 hamur un koyuyoruz. Güzel soğuk suyla tuzundan yoğuruyoruz. Bir daha onları kesiyoruz böyle ufak ufak o yazılacak kadar. Bir daha böyle işte sobanın üstünde pişiriyoruz. Sonra onları ufak ufak kesip yeniden maşınla burada kurutup onları bir daha yeme hazırlıyoruz yani öyle. Şimdi bunlar pişmiş hali. Yeniden bunları keseceğiz sofranın üstünde bıçakla. Böyle bunlar işte. Böyle yapıyoruz. Oldu. Şimdi bunlar böyle şey kapatıyoruz. Sonra kuruyacaklar içinde. Pişirelim bir tencere yiyin hemen. Derekada halkının sofra açmadaki cömertliği ve ustalığı Türk misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk örfünün bir gereği olan misafire ikramda bulunma geleneğini hiçbir zaman unutmayan köylerimizin neredeyse tamamında kış hazırlıkları kendini gösteriyor. Bunlardan birisi de Yonca Ağaç Mahallesi. Çocuklar hazır yemeği biliyor. Çocuklar yapmıyor. Hepsi herkes çalışıyor. 9 yaşından beri bu hamuru açıp ve kesiyor. Daha ötesi yok. 64 yaşındayım. 1959. Süt yumurta, üstüne sadece yumurta. Bu hamura. Bunu neyle yaptılar bilmiyorum. Neyle yaptınız kız bunu? Süt yumurta. Ha, bak bu da süt yumurta. Tepsi şey yaptım, kurabiye. Güzel tabağın üstüne süsledim, dolabın üstüne koydum. Sofrayı da koydum, her şeyi koydum, kurabiyeyi getirmedim ha. Neyse, misafirler geldi, sofrayı donattık. Çayları tepsi, ben kurabiyeyi getirdim. Ben bir gittim, tabağın içinde bir tane yok. Aa! Vallahi çekerezler bütün kurabiyeyi taktım. Ya insan bir tane bırakır be. Almış gitmişler. Kuru yufka yapıyoruz. Bak fırınımız var orada, toprak fırınımız. Yani bunları böyle hazırlıyoruz kışlık. Köyecek komşularla böyle beraber yapıyoruz böyle. Benim 3 çocuk var. Ben yaptım. 300 tane birden yapayım hadi çocuklara.